Başlayabilirim arkadaşlar hazırsak. Değerli arkadaşlar, hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilerle vaka sayısındaki artışı ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısındaki artışı üzüntüyle, endişeyle takip ediyoruz. Basın toplantımıza önce koronavirüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek ve en kısa zamanda bu salgından daha fazla kayıp vermeden en az kayıpla bundan sonraki süreçte çıkmayı ümit ederek başlamak istiyoruz. Ve sağlık çalışanlarımıza canları pahasına en önde mücadele eden ve kendileri de bu koronayla mücadelede adeta bu ulusal mücadelede birer kahramanca şehit olan sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara, hemşirelere, eczacılara, hasta bakıcılara, tüm yardımcı personele bu süreçte herkes kendi sağlığını korumak için mücadele ederken kendi sağlıklarını zaman zaman hiçe sayıp bir fazla hastayı tedavi edebilmek için mücadele eden tüm sağlık emekçilerine hem takdirlerimizi sunuyoruz, hem teşekkürlerimizi iletiyoruz ve onlarla en yüksek dayanışma duyguları içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu anlamda meclis çalışmalarına bugün başlıyor. Bugün meclis başkanlığının aldığı kararla da daha ileri tedbirlerle meclis genel kurulu çalışacak. Partiler olarak bu konuda üzerimize düşen bütün hassasiyeti göstereceğiz. Özellikle geçen haftadan kalan oylaması iç tüzüğe göre aslında perşembe günü yapılması gereken ama perşembe günü aç kapa yaptığı için meclis yapılmayan uluslararası anlaşmaların en az 200 kişinin katılımıyla oylanacağı için mecliste bir yoğun sirkülasyon milletvekillerinin kalabalık şekilde mecliste olacağı bir durumda üst düzeyde dikkat edilerek buradan hem milletvekillerinin hem çalışanlarımızın hem sizlerin sağlıklarına dikkat ederek bu haftaya başlamak durumundayız. Çünkü arkasından kamuoyunda önemli beklenen, af kanunu olarak ifade edilen, infaz kanununda ve ilişik kanunlarda, 9 kanunda değişiklik yapan düzenlemenin görüşmelerini yapmak durumundayız. Biraz önce sağlık çalışanlarına takdirlerimizi ilettik. Bugün salı günleri yapılan bir uygulama var iç düzeye göre biliyorsunuz. Daha önce verilmiş ve 45 günü dolduğu halde ilgili komisyonda eli alınamamış kanunların doğrudan görüşülmesi iç düzük 37'ye göre her hafta bir kanun indirilebiliyor. Ve bu hafta sırada İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Şeker ve hekim arkadaşlarımızın başta olmak üzere tüm grubumuzun Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık meslek örgütlerinin önerdiği sağlıkta şiddet yasasını getiriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sağlıkta şiddet yasasını her seferinde Türk Tabipleri Birliği'nin, sağlık meslek örgütlerinin, sağlık alanında örgütlü sendikaların talep ettiği bu değişiklikleri bir şekilde reddediyor. Ama Sağlık Bakanı mecliste yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarını alkışlayın ama sadece alkışla yetinmeyin demişti. Daha sonra kendisiyle yaptığımız görüşmede de kendisinin meclisten en önemli beklentilerinden bir tanesinin sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması olduğunu ifade etmişti. Burada Sağlık Bakanı ile partisi arasında bir açı var. Çünkü partisi devamlı, Adalet ve Kalkınma Partisi devamlı sağlıkta şiddet yasasını öteliyor, erteliyor ve reddediyor biz getirdiğimizde. Bugün Sağlık Bakanı'ndan gerekli girişimleri de yaptık. Sayın Milletvekilimiz kanun teklifini sunan milletvekilimizin Sayın Bakan'a ulaşmasını da temin etmiştik. Kendileri de görüştüler. Sağlık Bakanı da bunun çok önemli bir madde olduğunu söylüyor. Tabii onun görevi bu temenniyi dile getirmek. Meclis kendi gündemine hakim olarak bu kanunu mutlaka gündemine almalı ve görüşmelidir. Buradan bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağrıda bulunuyoruz. Bugün akşamüstü saat 5 gibi 6 gibi sağlıkta şiddet yasasının gündeme alınması görüşülecek. Bu bugün görüşülecek demek değil ama gündeme alınmaya bütün partiler onay verirse önümüzdeki günlerde birlikte onun hangi gün çıkaracağımızı görüşebiliriz. Bu konuda artık birazcık samimiyet, birazcık duyarlılık ve bu konuda birazcık geleneksel biz
Türk Tepleri Birliği ne istiyorsa, CHP ne öneriyorsa, bir başka muhalefet ne teklif ediyorsa karşıyız demek yerine sağlıkta şiddet yasasının gündeme alınmasına hep birlikte karar vermeyiz. Yoksa bunun reddedilmesi gerçek bir hayal kırıklığı olacak ve ciddi bir samimiyet sorgulamasından karşı karşıya kalacağız. Bunun dışında hafta boyunca grup önerilerimiz olacak. Bugün korona ile ilgili bir grup önerisiyle başlıyoruz ama önümüzdeki günlerde yine özellikle af kanununda hayal kırıklığı yaratan pek çok af kanununda hayal kırıklığına uğrayan birçok toplumsal kesimin sesini duyurmaya grup önerilerimizden de gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlar, af kanunu, hani toplantıyı ayakta yapıyoruz ama mecliste eğri oturup doğru konuşmak gerektiğinde aslında bunun anayasanın 87. maddesine göre açık olarak bir af olduğu, bir kısmi af olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararlarında meclise siz kanun çıkarabilirsiniz, kanuna göre neyin suç neyin suç değil olduğuna karar verebilirsiniz, suçların cezalarını belirler, arttırır ya da azaltırsınız ama daha sonra buna göre yargılamayı yapmak ve infaz yargının işidir. Ve eğer bir değişiklik yapacaksanız bunun eşitlik ilkesine göre olması ve anayasaya göre kullanabileceğiniz yetkinin kısmi ya da genel af olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararları hatırlattı. Şimdi bugün karşı karşıya olduğumuz tartışma aslında yıllardır bu meclisin gündemine Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bir meselenin ürünü. Türkiye'de cezaevlerinde kapasite sorunu var. Türkiye'de cezaevlerinde nöbetleşe yemek yiyen, nöbetleşe yatıp kalkan uyuyan, hatta artık nöbetleşe nefes alan ve insanlık onuruna uygun olmayan bir infaz sistemi var. Bunun değiştirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır özellikle cezaevi komisyonu, benim de geçmişte mensup oldum komisyonun, 180 cezaevine 250'den fazla yaptığı ziyaretle raporlaştırmaları, kitaplaştırmaları sonucunda Türkiye cezaevlerindeki bu sorunu dile getirdik. Gün oldu cezaevindeki milletvekilleri boyutuyla. Gün oldu cezaevindeki gazeteciler, kalemi kırık gazeteciler boyutuyla. Gün oldu hasta tutuklu ve hükümlüler boyutuyla. Gün oldu terör tanımından dolayı düşünce suçu diye bir suçun tekrar Türkiye'nin gündemine geldiğinden dolayı cezaevlerindeki insan hakkı aktivistlerinin durumundan dolayı bu sorunları hep dile getirdik. Türkiye'nin adil, kapsayıcı bir infaz düzenlemesine ihtiyacı var. Biz bu konuda çok mücadele ettik ama bu konuyu bizimle birlikte konuşmaya diğer siyasi partiler ancak seçim gündemlerinde kendi gündemlerini aldılar ve bunu dile getirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24 Haziran seçimlerinde yaşadığı büyük düşüşe engel olmak için affı hem de af diyerek ve cezaevinde tartışmalı da bir ismi ziyaret ederek o fotoğrafları paylaşarak bir gündem yarattıklarını ve bundan siyasi bir beklenti içine girdiklerini bütün Türkiye biliyor. Daha sonra affı rafa kaldırdılar. Bütün çağrılara rağmen çala kalem bir af kanunu yazdılar, meclise sundular ama peşinden arkasında durmadılar. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi 2 yıla varan süredir kendi verdiği af teklifinin görüşülmesi için Adalet Komisyonu toplantıya çağırmadı. Ardından İstanbul'un tekrar seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'ndan 13 bin az oy alan adaylarını YSK'ya yaptıkları baskı ve aldırdıkları hukuksuz bir kararla o farkı lehlerine değiştirmeyi umup daha sonra 806 bin farklı bir demokrasi tokatını yiyecek olanlar bu süreçte bütün anketler artık ikinci seçimde farkın milyonu bulacağını gösterirken bu sefer affa 31 Mayıs tarihinde 2019'da hem de yürütmenin başının ev sahipliğinde bazı maalesef adaletle ilgili konuşması gereken ve bu konuda en çok söz söylemesi gerekenlerin bazılarının avuçlarını patlarcasına alkışladıkları bir takım müjdeleri verirken yargı reformu adı altında infaz düzenlemesi müjdesi verdiler. Ama İstanbul seçiminden sonra bıraktılar. 1 Ekim'e gelindiğinde ilk işti ama ilk iş olarak infazı bıraktılar.
Birinci yargı paketinde çıkmadı, ikinci yargı paketinde çıkmadı, ikinci yargı paketi halen meclisten çıkmadı. Ama bizim ikna edemediğimiz ve aslında uzun süre toplumsal bir mütabakat lazım dediğimiz, aslında usulüne uygun yapılsa 3/5'le yani parlamentoda bulunan en az 360 milletvekilinin evet diyeceği bir süreçte, bir kapsayıcılıkta hem suçtan gören, zarar görenlerin ne dediğini duyarak hem de içerideki sıkıntıları görerek bir toplumsal mütabakat arayabilecekken MHP 2 yıl, AKP 1 yıl, bu dönemde bile 1 Ekim'den beri Ağustos böceği gibi hiçbir şey yapmayıp sadece bazı zamanlarda ufak tefek şeyler söyleyip ama arkasında durulmayan bu meselede biz ikna edemedik MHP ile AKP'yi. Koronavirüs geldi ikna etti. Öyle görünüyordu. Ama orada da tüm partilerle görüşeceğiz. Hep birlikte çıkarmak istiyoruz. Kapsayıcı olsun istiyoruz. Hızla meclisten geçirmek istiyoruz. Yaklaşımları bir umut doğurdu bütün Türkiye'de. Her ne kadar siyasi geçmişi bu konuda sabıkalarla dolu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim bir algı yerleştirdiğini ama halis bir niyete sahip olmadığı şüphelerimiz dursa da biz kendilerine bu anlamda toplum önünde birlikte çalışma, birlikte geliştirme, olumlu katkı verme noktasında bir yaklaşımda bulunduk. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak gelinen noktada öyle bir yere geldi ki iş, partilerle yapılan görüşmeler şekil şartı tamamlamak açısından yapıldı. 70 maddelik bir kanun hafta sonu çalışma imkanı varken, daha etkin katkı katılım alabilecekken, koronavirüs şartları da bahane edilerek bir gece sabahlara kadar çalışılmak suretiyle komisyondan 5 küçük değişiklikle ancak gerçek anlamda dişe dokunur, muhalefet partilerini dinleyen hiçbir katkı alınmaksızın geçirildi ve dayatıldı. Şimdi de bugün görüşmelerine başlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyunun önünde açık bir vicdanla, açık bir elle, temas mesafesine uyarak elimizi uzatıyoruz ve diyoruz ki gelin bir kez daha hayal kırıklığı yaratmayın. Gelin gerçek anlamda infaz adaletine de uygun olan ve gerçek anlamda hem kapsayıcı hem bütün partilerin katkılarını alan, içerideki insanların mağduriyetini sona erdirecek olan, onların ailelerinin duygularını daha fazla zedelemeyen, vicdani, eşit ve doğru bir af kanunuyla ilgili çalışmayı hep beraber yapalım. Ancak elde öyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız ki gerçekten bu süreç parlamento açısından da son derece sorunludur. Örneğin rüşvet almaktan 6 yıl ceza almış birisi AKP ve MHP'nin evet dediği ve bizleri dinlemediği için duymazdan geldiği af tekliflerine göre, infaz bildirimine göre rüşvet alırken yakalanan birisi 6 yıl ceza aldıysa bir gün yatmadan çıkacaktır. Ama bu rüşveti almayı haberleştiren birisi, efendim sen bir bürokratın rüşvet aldığı haberini yaparak hükümetimizi yıpratmaya çalıştın, sen bir terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütlerini diyerek 6 yıl cezaya çarptırıldıysa sadece haberini yaptığı için dışarı çıkamayacaktır. Onun bu cezanın yarısından biraz daha fazlasını yatmasını gerektirecek bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bir tanesi rüşvetçi hemen çıkacak ama gazeteci 3,5 yıl yatacaktır. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. İnsan hakları savunucularının, gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin sadece konuştukları için, sadece yazdıkları için, sadece düşündükleri için cezaevinde kalmaya devam edecekleri ama gaspçının, çete reisinin, çete mensuplarının, dolandırıcının dışarıya rahatlıkla elini kolunu sallayarak çıktığı bir süreci yaşayacağız. Bunda vicdan yok, bunda eşitlik yok. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelin birlikte doğru işler yapalım dediği Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bunu
bir fırsatçılığa da dönüştürmenin peşindedir. Öyle maddeler vardır ki, iki basit örnek söyleyelim. Koronavirüs var diye toplanıyoruz. Hepimiz de kendi hayatımızı, temas kurduğumuz yakınlarımızın hayatlarını tehlikeye atıyoruz. Böyle bir dönemde 70 maddelik kanun içinde ne var? Cezaevine muhalif gazetelerin girmesini engelleyecek madde var. Cezaevinde muhalifleri tutuyor. Gazetecileri tutuyor, siyasetçileri tutuyor. Sonra diyor ki cezaevine girecek gazeteci basın ilan kurumundan ilan alamıyorsa içeri girmesin. İçeri girmesini engelleyelim. Zaten basın ilan kurumu yandaş gazetelere kamu kaynaklarını aktarmanın bir aracı haline dönüşmüşken şimdi de cezaevine sokulacak gazeteye karar verip vermeyen bir merciye dönüştürülmeye çalışılıyor. Dışarıda düşündün, suç işledin, içeri girdin. Senin gibi düşünenin köşe yazısını okuma cezasının. Burada ne işi var? Koronavirüsle ne alakası var? Zaten aklı başında olanın önereceği bir şey değil. Ama bu sırada af kanununa bunu da sokuşturuyorlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ayrıca değerli vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki cezaevlerinin boşalması lazım çünkü virüs var. Değil mi? Tez bu. Ama cezaevlerine dünya kadar insanı sokacak bir düzenleme koymuş. Ne diyor? Suç işte bir yıl olsa eskiden bu suçlar erteleniyor, paraya çevriliyor falan. En az %40'ı yatılsın. Daha doğrusu tam terimiyle yarısının 4/5'i yatılsın. Bu %40'a denk geliyor. Bu şu, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Birisi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla sayıyor, sövüyor. Vatandaş buna karşı tweet atıyor. Facebook paylaşımı. Hatta ve hatta bir başkası atıyor. Örneğin Özgür Özel de o partinin genel başkanına hak ettiği üslupta, hak ettiği seviyede, onun belirlediği düzey ve sertlikte cevap veriyor. Bunu retweet ediyor vatandaş. Bunu paylaşıyor vatandaş. Cumhurbaşkanı hakaret diye alet oldun, onun yanı yayılmasına sebebiyet verdin, onu paylaştın, onu beğendin diye ceza veriyorlar. Bir yıl, bir yıl, iki ay, üç ay. Bu erteleniyor, ertelenmesin diyorlar. Bir yıl ceza aldıysa 5 ay yatsın diyorlar. Bir yıl ceza aldıysa gelsin 5 ay bir yatsın bir görelim diyorlar. Yani koronavirüs bahanesiyle boşalacak olan cezaevlerine uyuşturucudan, dolandırıcılıktan, rüşvetten, irtikaptan boşalan yere Cumhurbaşkanı hakaret eden 60 yaşında, 70 yaşında bir emekli öğretmeni, çocuğunun kendisinden ekmek beklediği bir küçük esnafı, canına tak ettiği için bir paylaşımı beğenen bir çiftçiyi koymaya kalkıyorlar. Türkiye'de bu konuda 100.000'in üzerinde davanın olduğunu düşünülürse, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tutumunu ancak ayıplayabilir. Nasıl olacak şimdi? Hep birlikte oturup infaz düzenlemesi yapacaktık. Karşımıza geçtiniz. Efendim Cumhurbaşkanı hakaret edenleri bir 4 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay içeride yatıralım. Boşalan yerleri onları dolduralım. Koronadan bunlar ölsün. Koronadan rüşvetçiler ölmesin çıksın. İrtikapçılar, sahte para basanlar çıksın. Cumhurbaşkanını eleştirenler ölsün. Bu yaklaşım kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Ayıplı bir yaklaşımdır. Türkiye'de terör tanımı sorunludur. Türkiye'de terör tanımının içine her şey girmektedir. Hatta Türkiye'de trajik bir durum vardır. Düşünce suçlusu yok Türkiye'de diyebilmektedir bir AK Parti milletvekili. Diyor ki bana göster. Türk Ceza Kanunu'nun neresinde düşünce suçu var? Vallahi haklı. Hiçbir yerinde yok. Ama öyle bir terör tanımı ve öyle bir uygulama var ki terör örgütü üyesi olmasa bile yaptığı iş ve işlemler sonucunda terör örgütü faydasına bir iş yapanlar terör örgütü üyesiymiş gibi yargılanırlar maddesi var bu Türkiye'de. Böyle olunca işte o yüzden avukatlar içeride, o yüzden gazeteciler içeride, siyasetçiler içeride, insan hakkı aktivistleri içeride, gençler içeride, üniversite öğrencileri içeride. Her türlü muhalif içeride. O yüzden biz diyoruz ki eğer ele silah alınmadıysa, şiddete bulaşılmadıysa, şiddet silah teşvik edilmediyse
Bunlar düşünce suçlusudur. Söyledikleri için, düşündükleri için içeride olanların bu kapsama alınmaması ahlaki değildir, vicdani değildir. Ve bizim bu konudaki uyarımız son derece nettir. Suçtan hareketle infaz düzenlemesi olmaz. Yargılama olmuş bitmiş. Artık suçludan hareketle yapmanız lazım. Suçlunun iyisi kötüsü olur. Suçlunun ıslah olmuş olanı olmamış olanı olur. Ama suçları kategori etmek suretiyle yapılan bu düzenlemede gerçek anlamda bir eşitsizlik vardır. Ve en önemlisi de bugün Cumhurbaşkanı daha 2018'in sonlarında efendim af ne demek? Devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Şahsa karşı işlenen suçları nasıl affetsin derken bugün bu konuda neden hiç konuşmamaktadır? Ne demektedir? Bırak devleti, kendisi kendisine karşı ki eski cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı, polemiğe girmeyen cumhurbaşkanı, bir partisi olmayan, bir partinin genel başkanı olmayan cumhurbaşkanı için verilmiş bir korumayı haksızca kullanan birisi daha ilk önce bundan vazgeçmemektedir. Devlet kendine karşı içilen suçlardan vazgeçmemektedir. Ama affettik. Bugün biz affetmedik diyenler de var. Soma aileleri diyor ki, hani bizi unutursanız yüreğiniz kuruyacaktı. Hakimler değişti. Yargılamaya müdahaleler yapıldı. Bir daha gün yüzü göremez diyenler 5 yıl aldılar. Şirket patronunun oğlunu bile saldılar. Ve bütün cezaları şimdi Soma'yı tamamını dışarı çıkaran bir düzenleme. Soma affetti mi Sayın Erdoğan? Ermenek affetti mi Sayın Erdoğan? Sayın Erdoğan, sizin Aladağ'da yüreği yanan babaların burnuna kendi kızlarının yanmış bedenlerinin kokusu hiç gitmeyen anaların yerine affetmek sizin hakkınız mı? Çorlu tren kazası, Ankara yüksek hızlı tren kazası gibi toplumsal davalar bu işin içine sokulurken gazeteciler bu işin dışında kalsın demek husumet beşlemekten başka bir şey değildir. İşte kimin kalıp kimin kalmayacağına bir toplumsal mütabakat üretmemenin ve bu meseleye gözün görmediği bir virüs marifetiyle suç üzerinden ayrım getirip kategorik olarak siyasi yaklaşmanın sızlatacağı vicdanlar ortadadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine diktatör diyeni hapse atmaya çalışırken Aladağ'da kızı yanmış babaların, annelerin yerine af getirmektedir. Soma'ya, Aladağ'a, Ermeni'ye, yüksek hızlı tren kazalarına, Çorlu'ya, Ankara'ya af getiren bu yaklaşımı toplumun önünde tartışılamaması için bütün gayret sarf edilmektedir. O açıdan bu basın toplantısını kıymetli buluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vicdan ve adalet eksikliğine vurgu yapacağız. Ceza kanunlarında bir altın dengeyi, humanizm yani insancıllık, insanı korumayla caydırıcılık dengesinin takipçisi ve savunucusu olacağız. Bugün af kapsamına alınan ama toplum vicdanını rahatsız eden belli durumlar dışında Cumhuriyet Halk Partisi af kanununa yapıcı olarak bakmaya, ilgili maddelerde konuşmaya, bu konuda doğru bir noktaya af kanunu kapsam yönünden ve vicdan yönünden gerçek anlamda adil bir kanun olması için bu hafta bu mecliste milletinin kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacak. Şu anda dışarı çıkması için içerideki yakınlarını bekleyen annelerin, babaların bizden bir endişesi olmasın. Ancak şu anda hiç içeri girmemesi gerekenlerin ve şu anda içeride tutulmaya devam edilmeye çalışanların yakınlarının da bizim onlar için vereceğimiz mücadeleden şüphesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumdaki, bu tarihi süreçteki durumunu, tutumunu hatırlatmayı önemli buluyoruz.
İki konuya kısaca değineceğim, daha sonra sorularınız varsa alacağım. Bir tanesi 44 ilimizin bir bölümünde belde, köy, mahalle ve sokak ölçeğinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Bu 44 ilimiz sizlerce malum, tekrarlamıyorum. 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 83. maddesi zorunlu tecride, yani karantinaya tabi tutulanlar ile mesleklerinin icrasından bu durumdan dolayı, bu bir salgın hastalıktan dolayı men edilen kişilerin tüm masraflarının hükümetçe karşılanacağını hüküm altına almaktadır. Esas madde 83'tür bunu söylediği Umumi Hıfzı Sıha Kanunu. 76'ya yaptığı atıftan da anlaşılan, etrafında bulunanlara sari ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler muhakkaten bu zahil oluncaya kadar meslek sanatlarından men edilebilir maddesi de 83'ün içinden atıf yapılmaktadır. Soru bir. 44 ilimizin kimi beldesinde, kimi köyünde, kimi ilçesinde uygulanan karantina var. Buradaki insanlara başta 3 öğün yemek, elektrik, su, doğalgaz gibi harcamalarının devlet tarafından tam ve eksiksiz karşılanması gerekiyor. Bunu yapıyor musunuz? Kızılay bu noktada ne durumdadır, neler yapmaktadır? Köydeki muhtarlarla yapılan telefon görüşmelerinde köy muhtarının kurduğu organizasyonla marketten eve ihtiyaçları yollayıp marketteki veresiye defterine vatandaş adına kayıt açıldığı bir süreci anlatıyorken devlet nerededir? Derhal Umumi Hıfzı Sıha Kanunu 83. maddesi işletilmeli. Karantina altındaki beldelerdeki insanların iaşeleriyle, ibadeleriyle ve özellikle zorunlu tüketimleriyle ilgili, elektriği, suyuyla ilgili bütün masrafların karşılandığı ve karşılanacağı derhal açıklanmalıdır. Burada zafiyet vardır. Devlet kendini orada yeterince göstermemektedir. İkinci bir husus, bu kanunu okuyunca herkesin anladığını birileri neden anlamazdan geliyor? Umumi Hıfzı Sıha Kanunu diyor ki, Türkçesi, bugün Türkiye'nin dört bir yanında bir kararla kapatılan berberler, kuaförler, güzellik salonlarında çalışan 144 güzellik salonlarında çalışan berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan 504 bin kişi, kahvehaneler kapandığı için işsiz kalan 259 bin kişi, okul kantinlerinde, üniversitelerde, yurtlarda çalışan 150 bin kişi, okullara servis çeken şoförler, kantinciler, içkili lokantalarda, birhanelerde çalışanlar, tiyatro ve sinemalarda çalışanlar, düğün salonları işletmecileri ve çalışanları, internet kafe çalışanları ve sahipleri, çocuk oyun alanlarında, lunaparklarda, spor merkezlerinde çalışanlar, hamamlarda çalışanlar. Bu insanlar Hıfzı Sıha Kanunu'na göre koruma altında. Bunların yemeğini karşılamanız gerekiyor. Elektrik, su, telefonunu karşılamanız gerekiyor. Geçimini sağlamanız gerekiyor bu insanların. Neredesiniz? Niye duruyorsunuz? Küçük esnafın, dükkanı kapanan küçük esnafın ya da açsa bile artık bu durumdan dolayı evine ekmek götüremeyen küçük esnafın desteklenmesi lazım. En az 3 ay süreyle, 4 ay süreyle geçimlerini sağlayacak olan bir yardımın devlet tarafından yapıldığını görmemiz lazım. Bu son derece eksik, son derece kusurlu bir yaklaşımdır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekeni önermeye, söylemeye, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Hiçbirisi sahipsiz değil ama devlet tarafından da hiçbirisine sahip çıkılıyor değil. Biz elimizden gelen desteği vermeye hem yerel yönetimlerimizde hem genel siyasette onları gündemde tutmaya devam ediyoruz. Ama bu ülkeyi yönetenlerin gündeminde bu saydığım meslek gruplarının olmadığı açık. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Cuma günü tekalifi milliyeyi hatırlattı. Devam ediyor. Şaşılacak bir şey. Böyle eline 10 madde almış sıralıyor. 10 madde. Bekliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan anlatacak. Esnafa nasıl sahip çıkıyor? Birinci madde. İkinci maddede bu esnafın yanında çalışanlara ne yapacağız? Üçüncü madde karantinada bulunanlara ne kadar maaş, elektrik faturası ödenmemesi.
Dördüncü madde işte işi bozulanların evlerindeki faturaların ertelenmesi. Kişisel çekilmiş krediler var. Bankalar hala daha adım atmıyor. O konuda uyarı hatırlatma. 10 madde okuyor. Tek halifi Milliye Kanunu. Atatürk'ümüzün işte binek hayvanların %20'sine el konmasına, yakıt makine yedek parçaların %40'ına el konmasına, halkın elinde bulunan cephanenin 3 gün içinde, ya bunları biliyoruz. Bunu dönüp de madde madde prompterdan okumanın bize ne faydası var, kime ne faydası var, ne yapmaya çalışıyorsun, hangi algıyı yerleştiriyorsun? Bu Kurtuluş Savaşı kadar büyük bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşı kadar büyük bir mücadele değil de yaratmaya uğraştığın algı, yaratmaya çalıştığın rıza buysa bunu açık söyle, açık bilelim. Tam takır kuru bakır bir kasayla yakalandık diye vatandaşın IBAN'ını toplayıp para yollayacağımıza vatandaşa IBAN yollayan, devletin şefkatli sol elinin dağıtmasını beklediğin yerde sağ elinin ortaya çıkıp toplamaya başladığı bir süreci, cephanelerin toplanmasıyla, vatandaşın iş çamaşırına varasıya, orduya yardım yapmasıyla bu doğru yerinde emirleri okuyup 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 dönüp duruyor. Ayrıca daha sonra 12 Nisan 23'te de bu borcun %75'inin hemen gerisinin de ilerleyen yıllarda ödenmesine dair kanunu çıkaran Atatürk'ü de görmüyor. Günü geliyor Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını sövüyor. Günü geliyor Cumhuriyet'in kurucu kadrolarından örnekler veriyor. İyi yanlarını görüp bunları benimseyip örneğin Atatürk'ün dediği gibi bir milliyetçilikle bütün Türkiye'yi kucaklasan, Atatürk'ün söylediği gibi bir halkçılık anlayışı içinde olsan, şu bağnaz bakış açısını devrimci bir anlayışla değiştirip de çağdaş bir şekilde bir kamu yönetimi anlayışına dönsen, o zaman başka bir şey olur da, dönüyor dönüyor bunu okuyor. Ne olacaksa, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke, üreten, yönetenlerin bütün basiretsizliğine rağmen, daha geçen sene kefen parasını alan damata rağmen biz bu zorlukları hep beraber aşacağız. Büyük bir gayret içindeyiz. Ancak bir yandan örneğin bugün Ömer Çelik'in çıkıp ağzına geleni söyleyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftiralarla, bühtanlarla efendim neymiş? Bağış kampanyası sabote ediyormuş. Vallahi onu yapan biri varsa sizsiniz. Başka kimse yok. Kimse yok. İki yönlü. Bir, ya diyoruz ki herkes ikna edebileceği toplum kesimlerini ikna etsin. Kavga etmeyeceğiz. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. İlk günden beri. Hepimizin sosyal medyasında Sağlık Bakanlığı'nın çektiği kamu spotu var. Partimize özel bir şey yapmadık. Onlarınkini doğru bulmuyoruz denmesin diye. İlk günden beri yapıcı katkı sağlıyoruz. Ama kardeşim 7/24 sövdüğün, terörist dediğin, ötekileştirdiğin, şeytanlaştırdığın, ağzına gelen lafı söylediğin adamlar senden çok belki bizim sözümüzde bir şey yapacaklar. Örneğin son sandıkta, en son sandıkta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu çıktı. Açık farkla, büyük farkla. Ömründe görmedin sen öyle bir oyu. E şimdi Ekrem İmamoğlu deyince harekete geçen bir kitle var. Sen onları durdurdun. Mansur Yavaş'ın harekete geçirdiği bir kitle var. Sen onları durdurdun. Süleyman Soylu diyor ki iyiyiz, şurada iyiyiz, burada iyiyiz. Tabii bir sürü yalan. At yalanı, sayalım inananı. Süleyman Soylu'nun bütün olayı bu. %98.7 sokağa çıkma konusunda İstanbul'da başarı. Ya hakikaten bir cümle önce %80-90 uyuluyor diyor. Sonra diyor ki ölçtüm %98.7. Sanki rakam verince yalanın üstünü kapatıyormuş gibi düşünüyor. Öyle öğretmiş birisi. Ama kardeşim diyor ki Doğu Güneydoğu'da kötüyüz. E Doğu Güneydoğu'da kötüyüz. Sonra da diyor ki içeri girsinler. Süleyman Soylu'nun lafıyla içeri girecek olur mu? Yanlış bir iletişim. Hatalı bir iletişim. Doğrusu şu. Bu partideki 5 siyasi partinin liderleri çıkar bir kamu spotu yapar. Bunu 10 gün 14 gün önce Sayın Bakan Yardımcısı vasıtasıyla bakana ilettim. Teyidi de geldi, önerinin geldiği. Herkes ikna edebileceği herkese konuşsun. Ne zararı var bugün HDP'nin kendi seçmenini, CHP'nin kendi seçmenini, İyi Parti'nin kendi seçmenini, sizlerin kendi seçmenlerinizi ikna edeceğiniz
bir kampanyayı hep birlikte yürütmekte. Şu Çankaya Köşkü'nde bir liderler zirvesini sen akıl ettin, sen davet ettin de millet mi bu süreçte gelip konuşmayı izledi önerileri? Sayfa sayfa öneri veriyoruz CHP olarak. Hiçbirisini de önce kamuoyuna söylemiyoruz. Önce onlara ulaştırıyoruz. Makul bir süre sonra paylaşıyoruz. Yine de biz söyledik yapmadınız diye ortalığı da yıkmıyoruz. Ama gün geldiğinde hangi tarihte önermişiz, ne kadar zaman sonra gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş zamanında olsa ne olurdu? Bunu birileri araştırır bakar. Ama iki yönden sabotaj var. Sabotaj bir. Biz kendi kampanyalarımızla oluk oluk yardım toplayıp onları kendi yerel iktidar alanlarımızda dağıtsaydık vallahi de billahi de AK Parti'ye bir şey olmazdı. Bütün korku efendim bunlar bizden daha çok toplar mı? Biliyor görüyor öyle oluyor. Bunlar daha çok mu ikna eder? E öyle. Ama inanın salsaydınız bıraksaydınız her bir kuruşu bir fazla kursaktan bir lokma fazla ekmek, bir yudum fazla süt, bir tane fazla et sofrada kaynamış bir çorba olarak görülecekti. Buna izin vermediniz siz. Bugün tutup kullandığınız zehirli dilde kendi kampanyanızı sabote ediyor. Bırakmıyorsunuz ki, bırakmıyorsunuz ki insanlar böyle bir durumda milli takım ruhuyla dayanışma içine girsin. Bırakmıyorsunuz. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Çünkü bütün gücünüzü kutuplaşmadan alıyorsunuz. Tek gücünüz var. Kutuplaşma. Biz ve onlar. Koronanın karşısında bile birleşemeyiz diyor Süleyman Soylu. Neden? Birleşirsek biliyor ki ona yer yok birleşmiş, bütünleşmiş bir toplumda. O karşı tarafın küfürbazı. O karşı tarafın küfürbazı olduğu için iki taraflı bir toplum istiyor. İstemiyor ki hep birlikte bir yerde birleşelim. Recep Tayyip Erdoğan'a o metni yazanlar, onu konuşmaya ikna edenler ya da bu kararı veren şahsı, şahsım diyor ya. Bu toplumu hep birlikte kucaklamamak suretiyle bu krizden de çıkmayı ve bunun üzerinden otoriteyi sürdürmeyi, popülizmi sürdürmeyi çabalıyor. Doğru değil. Oyunun farkındayız. Bütün meselenin farkındayız. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekir. Yoksa Ömer Çelik'e anlayacağı dilden duyduğunda oturduğu yerden hoplayacağı sözleri söylemek mümkün de o gün bugün değil. Recep Tayyip Erdoğan'a CHP'ye karşı yapmış olduğu bu saldırılar karşısında onu yine çıldırtacak. Vay efendim bana karşı nasıl konuşturursunuz diye kendi grubuna saldıracak lafları ederiz de gün o gün değil. Biz onların seviyesine insek çıkarken vurgun yeriz. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün prestijli herkes tarafından bilinen seçim sonuçlarını AKP lehine de defalarca doğru tahmin etmiş. Son yerel seçimlerde başarı göstermiş bir şirketin sonuçları burada. Sadece ve sadece halkın %61.2'si diyor ki hükümetin yurt dışından gelenlerin karantinaya alınmasında geç kaldığını düşünüyor musunuz? Sadece %34 hayır diyor. 3 kişiden biri hükümet doğru iş yaptı diyor. 3 kişiden ikisi yanlış. Bakın. Tek adam kafasından yürürseniz böyle olur. Millet sizin aldığınız kararları sorguluyor. Kendi seçmeninizde bile %50'ye %45'lik bir oranla kötü yönettiğiniz düşünülüyor. Diğer seçmenleri bir yana bırakın. MHP'nin mecliste verdiği desteğin de sahada verildiğini, verilmediğini rakamlar gösteriyor. Bir gerçek var. Herkes her şeyin farkında. Ama vatandaş böyle bir sürecin akılcı, bilimsel birliktelik içinde yönetilmesini istiyor. Eğer CHP'nin ve diğer belediyelerin yapmış olduğu kampanyaları, bloke edilen kampanyaları bir an önce serbest bırakmazlarsa, maalesef kendi kutuplaşma siyasetleri üzerinden ördükleri, iş adamlarına ki misliyle devletten beslenenlere, devletten aldıklarının ve alacaklarının onda birini, ellide birini yatırttırarak bir yerde gösterdikleri kampanyanın bugün geldiği noktadaki durumu açıkça ortadadır. Vatandaşın sahiplenmesi için hepimizin hep beraber el birliğiyle bir şeyler yapması lazım. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.
mecliste bulunan, hatta grubu bulunan değil, mecliste bulunan bütün siyasi partilerinin genel başkanlarının hep birlikte kamu spotlarında vatandaşı aynı ortak doğru etrafında birleştirmesi, ikna etmesi ve bütün partilerin önerilerinin alınarak bu süreçte zorluk çeken herkese katkı sağlanması son derece önemlidir. Biz bu yapıcı katkıları sürdürmeye ama bu zehirli dile de teslim olmamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Soru varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.